Sözcü gazetesinin algı operasyonu yine tutmadı. Sahte belgelere dayandırarak yaptığı habere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yalanlama geldi. Gazete bugünkü sayısında manşette FETÖ'nün kilit ismi firari Adil Öksüz'le ilgili bir habere yer verdi. Buna göre Öksüz 15-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında birçok ile uçakla seyahat etmiş ve hiçbir engelle karşılaşmamıştı. Üstelik bu uçuşları kendi kimliğiyle yapmıştı. Hem de yakalanacağını bile bile. Gazetedeki iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. Habere göre darbe girişiminin planlayıcılarından Öksüz 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'yi meydan meydan dolaşmış ancak yakalanması için kimse kılını dahi kıpırdatmamıştı. Dahası Öksüz birileri tarafından korunmuştu. Sözcü gazetesi yalanlarla dolu bu haberini CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'a dayandırdı. İşte akıllara durgunluk veren bu habere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yalanlama geldi. Başsavcılık, haberde uçuş yaptığı belirtilen Adil Öksüz'ün farklı bir kişi olduğu, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olan Adil Öksüz'le hiçbir ilgisinin bulunmadığını açıkladı. Sözcü gazetesinin manşetten yayımladığı yalan haber, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a da soruldu. Bizim muhalefet uçuyor mu desem, dökülüyor mu desem şaşırdım. Yani ellerine ne geliyorsa, önlerine ne konuyorsa hemen alıp kullanıyorlar. Bir sorma gereği bile duymuyorlar. Ama öyle gözüküyor ki Cumhuriyet Halk Partili siyasetçiler kim eline neyi tutuşturursa onu konuşuyor. Kim önüne bir bilgi korsa onu hakikat gibi söylüyor. Adil Öksüz'le ilgili konu aynı. Yakalama kararı çıkmış güya. Arkasından bütün Türkiye'de Adil Öksüz aranıyor. Havaalanlarında, gümrük kapılarında her yerde aranıyor. Ama ne hikmetse Adil Öksüz kendi kimliğiyle uçaklara biniyor, o ilden o ile, o ilden o ile gidiyor. Türkiye'nin polisi, güvenlik güçleri bu Adil Öksüz alçağını yakalamıyor. Şey bu, iddia bu ve bunu da bir gazete manşete taşıyor. Saygın bir gazeteciyle beraber yapıyor. Ben tabii Bülent Tezcan'ın hamlığını anlıyorum ama Saygı Öztürk gibi usta bir gazeteci nasıl Tufa'ya geldi onu anlamadım. Yani oradan hemşerime de söylüyorum, bu tür yalan haberlere karşı şerbetli olması lazım. Ama belli ki onu da ikna etmişler ya da kandırmışlar. O da çok net bir şekilde gözüküyor.